Merhaba arkadaşlar, ben Tayfun Erbilen. Prototurk.com için hazırladım. Bu yeni paylaşım videosunu hepiniz hoş geldiniz. Bir video serisine başlıyorum. Bu video serisinde yapacağım şey aslında HTML, CSS ve JavaScript yazmak olacak. Bir web sayfası var, UI Design Daily diye. Burada her gün, yani ortalama her gün diyelim, her gün olmasa da genelde haftada en az beş gün o güne özel bir tasarım, bir komponent, bir UI tasarımı gibi şeyler yayınlanıyor. Bazen bu bu şekilde bir komple bir web sayfası olurken bazen de bu şekilde ufak komponentler ya da UI elemanları gibi e, tasarımlar yayınlanıyor. Ben dedim ki boş durmayalım. En azından buradaki tasarımları HTML, CSS varsa yazılacaksa JavaScript'ini yazalım. Ve hem birlikte bir arşiv oluşturmuş oluruz kullanabileceğimiz. Hem de Yaza yaza pratik yapmış oluruz. Bunu kimler takip edecek? Şöyle, CSS'e yeni başlayanlar da takip edebilir. Tamam, ben SAS yazacağım ama ufak bir SAS derslerini öğrendikten sonra buna hakim olabilirler. CSS'te kendi geliştirmeye devam etmek isteyenler ya da CSS'te pratik yapmaya ihtiyacı olan herkes veya yazılımcılar bile takip edebilir şu an. Sadece yazılımla uğraşıp ihtiyacı olan bir şey de bu dersin sonunda çıkartmış olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla her gün yapar mıyız bundan emin değilim ama mümkün olduğunca buradaki tasarımları dökmeye çalışacağız. Burada sadece Sketch ile çizilmiş tasarımlar yok. Sketch biliyorsunuz sadece Mac'te çalışan bir program. Burada Photoshop, Figma, Adobe XD ve bu ne bilmiyorum stüdyoymuş. Bunlarla da çizilmiş tasarımlar var. O yüzden hani hepsine yer vermeye çalışacağım. Sketch sizde olmayabilir. Windows'ta çalışıyor olabilirsiniz. Önemli değil. Videoyu izleyerek ve daha sonra da kaynak dosyalarını indirerek, inceleyerek bir şeyler yapabilirsiniz yine devam edebilirsiniz. Ama derse başlamadan önce hatırlatmak istediğim bir şey var. Eğer videoyu beğenirseniz buradaki beğen butonunu kullanmayı unutmayın. Bu sayede kanala destek olmuş oluyorsunuz. Ve eğer kanala abone değilseniz buradan abone olup zilleri açabilirsiniz. Yeni bir video paylaştığımda anında haberiniz olur. Burada da bir katıl butonu var. Bu da sizin keşfetmenizi bekliyor. Şimdi derse devam edebiliriz. Bugün en son paylaşılan yani dün paylaşılmış 16'sında bir komponent tasarımı Burada gördüğünüz gibi üç farklı komponent var. İkisi arama, bir tanesi filtreleme ile ilgili. E, gerçi bu da filtreleme ile ilgili olabilir muhtemelen. Project Image People. Aynen öyle. Şimdi burada 3 tane komponentimiz var bizim. Bu birincisi, bu ikincisi, bu üçüncüsü. Bunu yapmaya çalışacağız. Görünüm olarak bu şekilde göstermiş arkadaşlar. Şunu ayrı yapacağız, şunu ayrı yapacağız, şunu ayrı yapacağız. Ve bu komponentleri kullanmaya çalışacağız. İlk olarak. <laughs> Kullanacağım bu e, şey e, Kodlarım şu an hazır Bunu GitHub sayfamda paylaşmıştım Galpla frontend işlemlerimizi Kolaylaştırmak için çünkü ben yazınca Burası otomatik yenilensin Vesaire gibi işlemler istiyorum Sası da aynı şekilde otomatik algılasın istediğim için bunu kullandım Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız Şurada şu an ekranda çıkan linke girip Bakabilirsiniz İsterseniz kurabilirsiniz Kendinizi sizde bu şekilde derslere Devam etmeye çalışacağım Burada amaç Gördüğümüz tasarımı birebir ortaya çıkartabilecek miyiz, çıkartamayacak mıyız ona bakmak. Şimdi ilk olarak bir arka plan rengini belirleyerek başlayalım ama seçemiyorum bu arka planı çünkü şurada kapalı. Bunu daha sonra seçebiliyorum. Ben Command tuşuna basıyorum. Command tuşu da seçiliyor. Şurada da arka plan rengimiz var. Şimdi gelelim CSS'imize body'mi seçip arka plan rengim bu diyorum ve şu an arka plan rengimiz geldi. Aslında arka plan rengine ihtiyacımız yok ama hani komponentleri daha net görebilmek için bu arka plan rengini koymakta fayda var. İlk komponentimizi bu şekilde yapalım. Komponent search 1 diyelim mesela atıyorum. Search diyelim ya da şimdilik. Biri daha sonra bakarız. İçerisinde ne var? Şimdi bir tane form etiketim olacak. İçerisinde bir inputum ve bir placeholder'ım var. Burada placeholder'ım şunu yazıyor. Şunu niye kopyalayamadım ben? Şöyle bir kopyalayayım. Geri alıyorum. Evet. Şu an bunu yazan bir placeholder'ım var. Bu arada fontumu adına bakayım. Fontumun adı ne? Fontumun adı burada yazdığı gibi Muli Regular. Burada Muli Bold. Tamam. Şöyle yapalım. Muli Font diye aratıyorum. Bu bir Google fontu. Tıklıyoruz. Enteresan bir şekilde bu fontla ilgili bir problem yaşıyorum. Evet. E, bunun sebebini anlayamadım ben de açıkçası. O yüzden şöyle bir çakallık buldum. <laughs> Normalde yani şu adres doğru. Ama bu font özel. Sadece bu fontla ilgili. Bakın specimen birisi robota OK çalışıyor. Muli çalışmıyor. Ben de ne yaptım? Herhangi bir fonta giriyorum. Burada regular versiyonunu seçtim. Tamam mı? Bir de bold versiyonunu seçtim. Şurada embed kısmı var. Embed kısmından şu linkimi kopyalayıp buraya giriyorum linkime. Ve burada linkimin family'sini roboto yerine muli deneyelim bakalım ne olacak. Evet şu an muli'nin 700 yani bolt versiyonu ve normal versiyonu geldi. Yani normalde geliyor enteresan bir şekilde ama yine de şimdi şurada import diyelim. Bunu import ettim. Daha sonra font family muli diyelim mesela ve bakalım. Şu an demek istediğimi anladınız herhalde. Bakın normalde fontumuzun kendisi geldi. Hatta böyle kalın deneyelim bir de. Kalın halde başarılı bir şekilde geliyor mu? Evet güzel. Fontumuzu bu şekilde dahil ettik. Evet. Ee, nelerimiz var demiştik. Burada bir tane ikonumuz var. Bu ikon direkt SVG olarak ben alacağım. SVG formatında. Bakın burada ikonun parçalanmış şekilde çizilmiş yani bu. Ama buradan SVG formatında export diyorum ve işte export edeceğim yeri seçiyorum. Herhangi bir yere export edelim. Çok da önemli değil. Ama tabi ana sayfadan almam gerekiyor bunu. Şu SVG arkadaşımı burada açıyorum. Çünkü bana şunların hiçbirisi lazım değil. Şu da lazım değil. O kadar. Bunu kaydedeyim. Şu var ya şu. Bunun kendisi lazım bana. İsterseniz bu şekilde kod olarak ekleyebilirsiniz ki bu da yani şu an yapılan şeylerden bir tanesi. İsterseniz ikon fontuna çevirebilirsiniz vesaire ama şu an ikon fontuna çevirmenin çok bir şey yok. Ben buraya kod olarak bunu ekleyebilirim açıkçası şu an. Çünkü bu çok fazla kod gibi düşünmeyin. Yani isterseniz şunu da yapabilirsiniz. Resim olarak kaydederseniz mesela search SVG değil mi? Geldim ben buraya ve Tabii image klasörüm yokmuş. Image'imi atayım. Tabi buraya atmayacak. Bir saniye. Şunu yeniden bir başlatalım. Açıldı. Evet. Bir bakıyoruz. Tamam. Image'imiz geldi. İsterseniz bunu image olarak da ekleyebilirdiniz bu arada. Image search.svg dedik ve başarılı bir şekilde geliyor. Neden SVG'ni kodlarının kendisine ekliyorum? CSS koduyla müdahale edebiliyoruz çünkü o yüzden. Bakalım şimdilik hani koda yazmamıza gerek olmadığını varsayarak devam ediyoruz. Altta bir tane H6 koyalım. Ve ne diyor burada? Popüler aramalar. Daha sonra bir uliliği etiketi oluşturuyorum. Ve şunları alalım. Bunları tek tek mi yazmışlar? Sağ olsunlar. Evet tek tek seçiyoruz bunları. Ne yapalım mecburuz. Şimdi Buradaki mantıkla ne yaptık? Şu Popular Searches kısmını, H6 yaptık, burayı da ULE'li bir şeye dönüştürdük. Ee, bu Mule Regular'mış. Bunun font boyutu neymiş peki? 16 pikselmiş, tamam. Bunun neymiş? Bununki de 12 pikselmiş. Şimdi ilk olarak ne yapabiliriz? Inputlarımızın geneli aynı. Yani yüksekliği 50 imiş. Bunun da yüksekliği 50. Radyusları, yuva ovalleri 5 pikselmiş. Bakın şurada yazıyor. 5 pikselmiş. O zaman genel bir şey tanımlayabilirim. Diyebilirim ki inputlarımın height'ı e 50 piksel, genişliği %100 olacak dedim. Rengi şuradaki rengim. Evet. Border'ım yok diyorum. Tamam. Bu arada rengim niye şey değil? Ben yanlış rengim aldım. Yo. Peki buradaki rengimle nasıl aynı renk olabilir bu? Mümkün mü böyle bir şey? Ha tabii mümkün canım. <laughs> Şuradaki rengimiz farklı deseniz de ya. <laughs> bu arada şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki mesela component BG'miz şu şekilde arka plan rengi ve border radius'u da 5 piksel diyelim ya da component e, container diyelim mesela her komponentimizde bu geçerli olacak tamam şu an süper e, ve burada 40 pikselde 45 piksellik burada şeye bastığınızda bu arada mesela bunu seçtiniz ya option tuşuna bastığınızda yine 40'a 45 olduğunu görebiliyorsunuz tamam container burada sadece paddingleri farklı. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz. Buna otomatik olarak 40 piksele 45 piksellik bir padding verelim. Nedenin de hem bunda var hem de bunda var. İkisi içinde kullanabiliriz. Bunun için ayrıca bir şey yazabiliriz. Sıkıntı değil o yüzden. Şimdi buradaki inputumuzun da radiusu 5 pikselmiş. O yüzden bu border radiusu alıyorum buraya koyuyorum kendi içerisindeki yazımız yüzde beyazın %50'siymiş ve 16 pikselmiş. Yani font size 16 piksel ve inputumuzun placeholder'ı beyazın yani beyazın %50'siymiş. Evet. Ve buradan bakalım. Padding verelim. 53 padding. Yani padding left'ime 53 piksel diyeceğim. Tabi sadece şuna diyeceğim ben. Hangisine diyeceğim? Burada inputumun kendisine diyeceğim. Diğer inputlarım etkilenmesin. Tabi aynı zamanda buradaki formuma position relative diyeceğim. Çünkü ben buradaki image'imi biliyorsunuz. Ne yapmak istiyorum? Buraya sabit diyeceğim. Daha doğrusu şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu search ikon diye bir dibin içerisine alabilirim ve um, search ikonumu genişliğim kaç olacak 50 piksel 53 piksel olacak pardon yüksekliğim 50 piksel olacak ve flex veririm align item center justify content center diyerek ne yapıyorum bu şekilde ortalayabilirim yani şuradaki kullanımımızı yapmış olduk. Popüler search'ümüzde burası arasında 30 piksel varmış. Yani formuma margin bottom 30 piksel diyebilirim. Formumun işi tamam. H altım. Bunu düzenleyeceğim. H altım kaçtı? 12 pikseldi. Font size 12 piksel ama kalınlığı bolttu. Ve yazısı beyazdı. Değil mi? E, text transform uppercase diyoruz. Bu şekilde büyüteceğiz. Daha sonra bununla bunun arasında 20 piksel varmış. Yani ULEME de margin top 20 diyebilirim bu arada fark etmez. ULM'in içerisindeki li ve ağlarımı düzenleyeceğim. A'larıma display block verdim. Text decoration non diyerek altındaki çizgilerini kaldırıyorum. Ee, burada fontlar 16 idi galiba. Evet 16 ve bildiğiniz beyaz rengi. Yani font size 16 piksel. Color FFF Bununla bunun arasında 15. Bununla bunun arasında da 15 varmış. Yani şöyle yapabiliriz o zaman. Padding 7 piksele 0 diyelim. O zaman ne yapacağım? Şurayı 13 piksele çekeceğim ki aradaki park tam 27 olsun. Bu üzerine geldiğinde mi oluyor acaba diye düşünmüyor diyelim. Aktifte de olabilir. Ama üzerine geldiğinde yazının rengini buna çevirdiğimizi varsayalım. Peki font weight'i bold yaptığımız zaman. Evet. Bunu aynı zamanda şunu da yapabiliriz. Aktif sildiğimizin kendisi. Yine A'mızda sonuç böyle olsun. Yani bu şu demek. Hangisiydi o? Şu arkadaşa ben class aktif eklediğim zaman burası bu şekilde olacak demek. Bu tamam. Buna ben e, maksimum genişlik olarak 377 denmiş burada. E, o yüzden şöyle bir şey yapabilirim. Eee... Bunu ben ne bileyim neyin içerisine alayım ki? <laughs> yani bu %100. Ben şöyle direkt div'in içerisine alayım bunu. Stil 300 piksel dediğim zaman bu onun içerisine fitlenecek zaten. Bu kaç pikselmiş ama 377 pikselmiş. Yani şöyle bir görünümü var. Ona bir de padding 25 piksel diyelim. Sonuçta ha tabii box sizing'im var. O zaman margin diyelim. Sonuçta yani şu an bir tanesi hazır. Bunlardan bir tanesi hazır. Bu arada şu aşağısında da en son şunu yapabiliriz. Lilerde yani şurada last child'ımı son diyemi seçip padding batımını sıfırlaya da bilirim aslında. Sıfırlamaya da bilirim ya. Yani çok da şey değil aslında. Çok da önemli değil. Şunu yapabilirim belki. Margin batım eksi 7 piksellerim Ve şurayı da tam 40'a 40, a, 40, a, 40 yapmış olurum böylece. Ama burada sanki düşünmemişler gibi geliyor. Burası 50'ymiş gördüğünüz gibi. O yüzden biz de düşünmeyebiliriz. Bu şekilde bırakabilirmişiz. Okey. Yazdığımız zaman bu arada bakın fokusu var. Input'umuzun fokusunu. Input'a fokus olunduğunda fokus. Outline'ımızı sıfırlayalım. Yani şu olmasın. Ve yazımızın rengi normal şartlarda da beyaz olsun. Hop süper. Bu arada Carrot Color Red dediğinizde bakın o arkadaşın <laughs> rengini de değiştiriyorsunuz. <laughs> Bu da ufak bir bilgi olsun. Değer gerekli mi? Gereksiz bence de. Şimdi ilk komponentimizi bitirdik. Bunu artık istediğimiz bir yerde kullanabiliriz. Değil mi? Tamam süper. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Ee, bunu direkt alıp herhangi birisinin kullanabileceği bir şekilde getirmek istersek bence input'u da genel yazmayalım şimdilik. Sadece buradaki input'umuzun içerisinde ne varsa. Dur, şunları aynen alıyorum. Şuradaki input'umun kendisine koyacağım. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü birisi sadece e, şu kodu alarak ve e, şunu alarak ne yapacak? Otomatik olarak e, adını getirin alıp kendi sitesine koyabilecek bunu. O yüzden böyle bir şey yapma gereği duydum. Dolayısıyla component container'a değil de bu component search olarak kullanalım. Bunu da buradan artık siliyorum. Evet, en mantıklısı böyle yapmak. Ve bir tane daha component component um, filter diyelim bu sefer. Filter Search diyelim. Hem filtre hem arama var, hem de search var çünkü şey var, filtre var. E çünkü burada benim anladığım kadarıyla bunlar checkbox, yani daha doğrusu radyo butonu. Projects'e, images'e ya da people'a tıklayabilir çünkü nerede arayacak bu üç arasında arayacak gibi duruyor. Dolayısıyla hemen yine formumu oluşturuyorum içerisinde. Nelerim var benim burada? Bir tane input'um var input'umu bir class içerisinde oluşturdum. Yine da aynı mı? Aynı. Burada oluşturdum. içeriğini alamadım tabii. Niye alamadım? Evet. Şurada placeholder'ıma bunu yazıyorum. Okey. Ve e, aynı şekilde butonumu da daha doğrusu ben burada ne demiştim? Search icon. Aynı şekilde alayım şunu da koyayım. Search icon'um burada dursun. Ek olarak yapacaklarım artık şu yine ULLİMİZİ oluşturalım. Label içerisinde input tipi radio olacak. Name tip olsun mesela atıyorum. Tamam. Daha sonra da spanla textlerimi belirtiyorum. Bunlar projects. Bir tane daha. Öbürü neydi? Uh, Images ve people. Şimdi hemen bunu düzenleyelim. Component filter search dedik, değil mi? Buradakiler aslında aynen almayacağız. Sadece arka plan rengini alacağız. Border radius'ı alacağız. Padding'imiz neymiş? Padding'imize baktığımızda şöyle yakınlaştırıp bakalım. 14'müş. Doğru mu? Buraya bakalım. 14. Evet. Tamam, padding 14 pikselmiş. Ama sağdan da mı 14 olur teknik olarak? Yani muhtemelen evet öyle bir şeydir. Genişliğimiz ama yüksekliğimiz 68 piksel, pikselmiş bu arada. Yani height 68 piksel diyebiliriz. Tamam. Şimdi formumuza display flex diyelim. Hatta height'e şey, forma verelim şeyimizi. yüksekliğimizi. Ama o zaman padding'i de forma vermemiz gerekir. öyle yapsak mı? Hadi yapalım tamam. Evet. Ve form içerisindeki ulm e ne diyebilirim ben? İstersem margin left auto diyerek en sağa atabilirim. Ama şu an onu demeyeceğim. Ya da şu an diyeyim. Çünkü input'u bir yapayım önce içerisindeki. Input'umuz yine e, buradaki ile aynı özelliklere sahip. 16 piksel. Yani ben şuradan alabilirim. E, font size 16 piksel. Yazımızın rengi 13. Yani şunları şöyle bir alayım inputuma yapıştırıyorum bu şekilde. Tamam. Genişliğim yine yüzde yüz dedik. Yüksekliğimiz kaç bizim bu arada? Yüksekliğimiz buradaki 41 41'miş. 40 piksel diyelim biz ona. Çünkü 14. 14 daha 28 çıkart 40 kılır. Aynen. 40 piksel yapacağız biz. Tabi bu arada Position Relative diyeceğim input divime. Çünkü neydi? Search ikon divimiz position absolute yine top 0 left hatta bu sefer öyle yapmayabiliriz aslında buna direkt display flex dersen bunlar yan yana gelecektir align-items center diyebilirim tamam güzel background-color transparent diyeceğim bu sefer buna evet border non bu arada tamam çok güzel padding left'im yok bu kadar aşırı değil yani şimdi ne yapacağız şimdi ee, neydi Search konuma bir genişlik verebilir mesela 30 piksel gibi 40 piksel gibi Ya da 50 piksel gibi Text align center derim bunu da ortalarım kendi içerisinde Bakıyoruz Evet aşağı yukarı Değil mi Benziyor Şöyle Evet Ve burada herhangi bir şey yapmadan da yine yazabiliyoruz burada bir sıkıntımız yok Geldik şu kısma bu uleme de display flex vereceğim ki dillerim yan yana gelsin. Daha sonra um, align items center diyebilirim ama zaten 40 piksel olacak şeylerim. İçerisindeki label'larımı düzenliyorum. Height'ı 40 piksel olacak diyorum label'larımın. Bu arada bakalım şöyle bir label'ımız var. İçerisindeki text'lerimizi aslında 40 piksel yapacağız. Text'lerimizi display block dedik. Height 40 piksel dedik. Güzel. Ve bu aradaki input to display non yapabilirim artık. Göstermek zorunda değilim onu. Height 40 dedik. Padding 0'a 20 diyelim. Daha doğrusu şuradan bakacağız. Sallamasyon yok. 25'miş gördüğünüz gibi. 25 dedik. Line height'i 40 piksel yapabilirim otomatik olarak. Ve bunlar 16 pikselmiş. O yüzden font size 16 piksel. Color FFF. Evet. Ama bir tanesi seçildiğinde Kenarları bu arada 20 pikselmiş. Yani 40 piksel aslında. Yüksekliği kadar. Şöyle yapacağız yani. Input check it olduğunda check it olduğunda ondan sonra gelen tekstimizin arka plan rengini bir bir kere şu olarak ayarlayalım. Bakalım hemen. Bakın şu an hangisini seçersem ben arka plan rengim belirliyor. Kursor verelim buna. Kursor pointer verelim. Yani tıklanabilir bir yer olduğunu daha net bir şekilde anlatalım. Tabi bir de aslında border radius vermemiz gerekiyor. 40 piksellik. Bakın. İlk başta hiçbir yok ama ben filtreleyerek seçeceğim ya. Bu şekilde kullanabilirim o yüzden. Yani ben arayacağım. Nerede arayacağım? Project'te arayabilirim. Image'de arayabilirim. People'da arayabilirim. Ee, burada yazılım tarafında da alabileceğim şekilde ayarladım bunu. Neden? Çünkü ben buradaki radyoya işte value verdiğim zaman project mesela. Buradakine value verdiğim zaman image buradakine value verdiğimde people ve ben biliyorum ki artık bunu seçtiğimde bunun value'su image. Bileceğim ki ben resme göre atacağım. Yani yazılım tarafını düşünerek de kodlamak gerekiyor biliyorsunuz frontend tarafında. Şimdi şöyle bir şey yapalım isterseniz. Margin left auto'yu kaldırıyorum. Onun yerine e, filter search'ümüzü buydu. <laughs> Onun yerine şu input'uma flex 1 diyeceğim. Tamamını kapsasın ve bu da aynı şekilde ne kadar yer varsa o kadarlık yüzde yüzlük bir şey oluyor ve sonuç olarak aslında bu arada şurada normal bolt değil değil mi normal aynen. Rengi de şuradan alabiliriz neredeydi o renk şu arkadaşımız um, input checked olduğunda rengini de bu renge çevireceğiz. Evet şu an gördüğünüz gibi gayet başarılı benziyor da yani şöyle göstereyim size bunu yine bir div içerisinde alıp belli bir genişlik verelim mesela 4-500 piksel diyelim. Bakın yine input'um kendi içerisinde ne kadar şeyse o kadar yer kaplıyor. Bu arada Margin Left'te de biz yine bir 15 piksellik falan bir boşluk verelim her ihtimale karşı. Ne kadar küçük olursa olsun bu şekilde. Bu normalde minimum ne kadarmış şu an? 656 imiş. O yüzden 656 piksel olduğunda oradaki gibi bir görünüm var. Bu arada ben buna sürekli seçmek zorunda değilim. Ben buna check it koyduğum anda bu zaten otomatik olarak onu seçiyor. Seçili getirecektir. Ondan sonra da artık istediğiniz gibi Margin 25 diyelim bu arada bir. Evet. İstediğiniz gibi seçip işleminizi uygulayabileceksiniz. Bu da şu an sadece şu kodları alarak ve şuradaki component filter search kodlarını alarak kullanabileceğiniz bir komponent haline getirdik bunu. Başka son olarak bu arkadaşımız var. Bu arkadaş da yine filtreleme. O yüzden ona da direkt şunu diyelim. Eee komponent filter diyorum ve yine form olacak elbette ki uleylilerden oluşsun bu ee, key diyelim country tam value'muz da buradaki select box'ımız olacak tabii ki bizim optionlarımız var optionlarımız e, Norway bir Norway'yi ekleyelim bir de Türkiye ekleyelim var. Neden eklemeyelim sonuçta değil mi? Daha sonra yine lim'i key value şeklinde oluşturuyorum. Yani şurası key olacak. City. Volume. Volume da input'tan oluşacak. Bergen mi? Elimde duran foto. <laughs> Öyle bir bergenlik mi? <laughs> evet tabi biz cahilliğimize verin. Şey, demek ki Norveç'te Bergen diye bir şehir var. Lütfen ama. Ee, Bakın ne yapıyorum? Her zaman ilk başta HTML yapısını oluşturuyorum ki ona göre ondan sonra düşünüyorum. Li filter button diyelim mesela burada. Neden? Çünkü burada artık farklı bir şey yapacağım. Bir tanesi cancel olsun. Mesela bu muhtemelen A'dır yani cancel etmek için. Ve bir tane de burada butonumuz var. Onu da şöyle buton type submit olacak ve içerisinde de apply filter yazacak diyorum. Şimdi CSS'ini artık yazmaya başlayabiliriz. Komponent filtremizi seçtik. Bir kere şunun aynısı olacak. 40 a 45 Background'da o şekilde olacak. Evet, evet, evet. Formumun içerisindeki, ulm'in içerisindeki, lim'in içerisine display flex diyorum. Çünkü yan yana getirmem gerekiyor. Ve bunların arasındaki mesafe 20. Yani margin batım 20 piksel diyeceğim. Ama sonuncu elemana margin batım 0 diyeceğim. Ya da şöyle yapabilirdik. Not Last Child biliyorsunuz. Margin bottom 20 piksel dediğim zaman ne oluyor? Yine aynı bakın. 50 de versem sonuncu hariç diğerlerini vereceği için sıkıntı olmuyor. Ee, burada nasıl yapalım şimdi? Key'imize belli bir genişlik verelim. Mesela 100 piksel diyelim. Tamam. Bu 100 piksel ve volume'umuzda da flex 1. Kalan neyse o şekilde doldur. Value'un içerisinde input'umu %100. Aynı zamanda select box'ımı da bu arada %100 yapıyorum. Ee, yüksekliğimiz 50 piksel. Değil mi? Şuradakinin de aynısı aslında yine. Şurada input'umu ben şöyle alayım. Getiriyorum şuraya yerleştiriyorum. Ama tabi burada Pading Left'im olmayacak bu kadar hayvan gibi. Normalde ne kadarmış Pading Left'imiz? 20 pikselmiş. O zaman şöyle yapabiliriz. 0'a 20 piksel. Okey. Ee, fokusumuz falan her şeyimiz okey. Tamam. Şimdi benim ek olarak yapmam gereken şey şu. Select'imin şu oku var ya. Bu oka benzetebilirim. İstersen direkt bu oku da kullanabilirim ama. Şöyle yapabilirim. Select'ime... Appearance Non dediğim zaman Bu özelliklerin tamamı gidiyor Ve Ben alırım bu ikonum yine şurada SVG olarak bunu ben çıkartırım SVG Export selected diyelim Tamam Desktop'a Kaydetsin adı ne olsun arrow down olsun bunun adı Geliyorum buradan Bu arkadaşı kopyalıyorum Kopyalayalım tamam resim olarak yine image'e kaydettim. Arrow down diye. Bunları yine silebilirsiniz. Silmeye de bilirsiniz bu arada. Tamamen size kalmış. Çok da bir önemi yok. Ben koyacağım diye ilk başta silmiştim bu arada. Ama fark etmez. Ne yapacağım? Burada e, bunu label içerisine alacağım. Bu önemli. Neden de anlayacaksınız. Image, image, arrow down, svg diyelim. Ve sonuç olarak buraya geldi. Buna şöyle yapalım. Select box diye bir class atayalım. Select box. Evet. Ve select box'ımın içerisindeki bu arada select'imin aperansını şey yapayım. Position relative diyorum. İçerisindeki image'ime de position absolute top 50 right 0 diyelim. Transform Transform, translate y eksi 50 desek Evet tamam. Şeyden dikey olarak ortaladık. Burada da kaç piksellik bir şey var bu arada bunun? 25 yani 25 piksel dersem oradakiyle aşağı yukarı aynı görüntüyü alıyorum. Bu arada bakın ben bu arkadaşın kendisine de bassam diyecektim. Niye olmadı lan bu? Allah Allah. Eee... Um, label evet label'ımın içerisinde normal şartlarda ha bir dakika şundan dolayı olabilir mi? Bir saniye. Seçtim %100 evet. Bu şeyden dolayı olabilir. Şöyle söyleyeyim. Eee position kullandık ya burada o yüzden. Yani ben buna position relative z index 2 diyeyim mesela. Ama bu sefer de şeye gidiyor değil mi? <laughs> Doğru. O zaman şöyle yapacağız. Aa süper. Bu arka plan rengi var ya. Normalde selektemin arka plan rengi transparent olsun. Tamam gözüküyor. Şuraya veriyorum ben bu şeyi. Ee, Adana getirin. Ve aynı zamanda bunun yüksekliği de 50 piksel diyorum. Bu arada... Bu display blok mu vermem lazım buna? Ha, aynen. Tamam. Select box'ımın birkaç ayarını buraya aktarmam gerekiyor sadece. Evet. Şimdi bakın artık resme tıklayamıyorum. Zaten arka planda kalıyor ama tıklasam bile seçme işlemi yapabiliyorum. Bunun için niye bu kadar uğraştım diyeceksiniz. Orada ikona tıkladığım zaman bu sefer drop down'ı açmıyordu. Yani kendi varsayılan drop down'ı. O yüzden öyle bir şey yaptım. Şöyle bir şey de yapabilirdim. Bunu ee, direkt arrow down svg'yi image olarak değil de background image olarak da atayabilirdim. Ona da bakalım isterseniz bir. Şöyle. Tamam mı? Normalde olmadığını varsayalım. Hatta direkt aslında şunu alayım. Şunları bir sileyim. En son tekrardan olmadı ona geri döneriz. Çok sıkıntı değil. Şu arkadaşları tamamen kaldırıyorum. Şimdi background image url Image Neydi? Arrow Down SVG Background Repeat Background Repeat, No Repeat diyeceğim Değil mi? Background Position'da um, Center 90 yüzde mi diyeceğiz? Ne oldu lan? <laughs> 90 yüzde <laughs> Center mı diyeceğiz? <laughs> 90 yüzde olmadı. Mesela şöyle yapabiliyor muyum ya? Eksi 20 piksel Eee o zaman şöyle yapalım. Kalkla kullanacağım. Bakayım kullanabiliyor muyum kalk ben burada ya. %100'ün 40 piksel eksiği desek. 30 piksel eksiği desek. Evet. Tamam. İsterseniz bu mantıkla da kullanabilirsiniz. Yani bunda da hiçbir ekstra bir şeye gerek kalmadı. Tabi burada uzun uzun yazmak yerine şöyle bir şey yapabilirsiniz. Background'ın direkt kendisini burada background yöreldersiniz. Yani şunu alacaksın no repeat ve şu arkadaşları da şöyle koyduğumuzu varsayarsak tabi bir de resmin şey rengin kendisinden ne yazık ki koymamız gerekiyor kısa yol kullandığımız için tamam süper bu arada buna da kursor pointer verilebilir evet gayet güzel oldu ve artık şunları biraz bakalım bu 16 pikselmiş boltmuş bunlar. Yani şuradaki keylerimiz boltmuş. Biz buna display flag verdik. Align item center dersem bunlar da kendi içinde ortalanır. Font size 16, font weight bold, yazı rengi de beyaz dedik keylerimizin ve burada başarılı bir şekilde geldi. Şimdi burada 20, normalde 20 ama burada 40. 40 varmış. Burada da 25 varmış. Zaten biz bir tane liğimizi biliyorsunuz işaretlemiştik. O limit hangisiydi bizim? Filter butonumuzdu. Filter butonsa eğer li ne diyeceğim? margin top 20 piksel dediğin zaman aynı. 40 piksel dersem orası artık 40 piksellik açıldı. Değil mi? Bo border top diyorum 1 piksel solid. Ne renk bu? Bu arkadaşımız ne renk? Bu arkadaşımız bu renk muhtemelen yine. Şöyle verdik ve padding top da 25 piksel verince içeriden de 25 piksel'lik vermiş oluyor. Buna display flex diyeceğim. justify content space between'le yan yana atıyorum bunları ve align items'la da yine ortalayayım kendi içlerinde. Butonumu düzenleyeceğim hemen. Butonumun yüksekliği kaçmış? 50 50'ymiş. Ve içerisinde de padding'i vardır muhtemelen. Kaçmış? 30'muş. Tamam. height 50, padding'i de 0'a 30 yine display flex align item center diyerek ortalayalım bence bunu. Background'da bir gradient kullanılmış. Bakın buradan buraya gitmiş. Ve ilk rengim bu. Yani background linear gradient to to left mi diyeceğiz? To right mı diyeceğiz? İlk rengim bu. İkinci rengim kırmızı yapayım bakayım bir. Tamam doğru. O zaman ikinci rengimizde şunu alıyoruz kullanıyoruz bu şekilde. Ee, yazımızın boyutu 16 pikselmiş. Font size 16 piksel diyorum. Color FFF diyorum. Border yok. Border radius var ama 50 piksellik. Ve sonuç olarak başarılı bir şekilde ikonumuzu taklit etmeyi başardık. Burada box shadow'umuz var. Bu arada e Neyin? Bunun %60'ıymış. Yani box shadow dedik. Bir kere um, RGB tamam. 0, 7 piksel 10 piksel eksi 5 piksel neymiş ya? Eski be, 5, eksi 5, eksi 6 bir dakika bu neymiş? Eksi 20 küçültüyorum şöyle bir ay Yani anlayamadım ona 5, 5 piksel dediğimde ne olur bakacağız RGB şunun %50'siydi değil mi hatırlarsınız buna 0 dersem bu mantıkta hangisi daha mantıklı bakayım bir speed yayılmak demekti de yani buna 5 piksel dediğimde sanki çok mu koyu oluyor bana çok koyu oluyor gibi geldi o yüzden bunu böyle bırakacağım. Tamam. Buna da bu arada Cursor pointer veriyorum. Evet. Buna da aslında bir hani şey verilebilirdi ama bilmiyorum. Beyazın %50'siymiş ağımızda. Yani kalır RGB FFF 50 dedik. Text decoration non. Font size 16 piksel. Değil mi? Değil mi yoksa? 16 piksel. Evet. Ve bunun genişliği de ne kadarmış? 468'miş. Geçici olarak buna da şöyle bir diva atayıp um, width 460 kaçtı lan? 468 piksel dediğim zaman margin 25 piksel dediğim zaman sonuç buradaki ile aynı görünüme sahip bir şey oluşturduk. Bu arada ee, Buradaki border radius'umuz kaçmış bizim? Buradaki border border radius'umuz 15'miş. Buradaki 15, buradaki de 15'miş. Biz 5 koymuşuz. O yüzden yani şuradakiler 15 şeklinde olacak tam yuvarlak. Herhalde bu bu da mı öyle? Bu 5. Sadece bu 5'miş. Bu doğru. Bunlar 15. Şunlar 15. Enteresan bir şekilde bu 5'miş ama 5 olarak kalmış. Bu arada şunu da yapabilirdik ha. Onda hover olunca da bunun yazısının rengi beyaz olsun diyebiliriz. Değil mi? Evet. Ek olarak aynı şekilde buna da transition ekleyebiliriz. Nerede o? Nerede? Nerede? Nerede value'da ama pardon. Bu ikincisiydi. Şu Check it olduğunda tekstimize transition derim 300 ya da 400 ms. Background colors 400 ms color dersem Bakın animasyonlu bir işlem geçiş işlemi uygulamış olduk. Buradaki kutumuzun da bir shadow var bu arada. 0.15.25 0.15.25'miş. Bakalım hemen ekleyelim. Box shadow 0.15 0.15.25 piksel Renk olarak da bunun bu. Direkt bu. Bak. Bu mu? Herhangi bir opacity şey falan yok. Evet direkt bu. Buraya eksi değer verebiliyor muyuz ya? Eksi 10 desek. Ha verebiliyormuşuz. Süper. Burada eksili bir değer vardı çünkü. Eksi 20 imiş. Bu şekilde. Muhtemelen bunların hepsi de aynıdır. Evet. Şunda var mı? İki kere tıklıyorum üzerine. Bunda shadow. Bunda shadow. Bunda shadow yok mu ya? Allah Allah. Bunda Shadow yokmuş ama diğerinde var. Yani birinciyle üçüncüde Shadow'ları bu şekilde varmış. İkinciye de Shadow koyarsak nasıl oluyor? O kadar da kötü durmuyor aslında bu arada. Konu da bilinmiş. Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde bu üç tane komponenti yavaş yavaş anlat anlatı dökmeye çalıştım. Eğer bu tarz dersler hoşunuza giderse bunun devamını getireceğim. Lütfen bana yorumlarda belirtin. Bir sonraki e, tasarım dökme dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.